Her geçen gün artan kabiliyetiyle milli savunma sanayinde yerli ve milli projeler. Büyüyen, gelişen, heyecanlandıran ve gururlandıran tüm savunma sanayi projeleri bu programda konuşuluyor. Sehri Savunma başlıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyosunda Sehri Savunma programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayan Murat Öztan, teknik yönetimde Engin Erkan. Mikrofonda ben Esra Ömeroğlu, stüdyoda konuğum Harp TV editörü Sayın Bahri Mert Demirel. Öncelikle sevgili dinleyicilerimiz, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, ailelerinizle, sevdiklerinizle güzel bir Kurban Bayramı diliyoruz. Ve hemen stüdyo konuğum Sayın Bahri Mert Demirel'le bugünkü sohbetimize başlıyoruz. Elektromanyetik fırlatma sistemleri günümüzde hem Türkiye'de hem de dünyada çokça konuşulan askeri sistemler arasında Bahrimer. Peki bu sistemlerin sahip oldukları potansiyel ve teknolojik altyapıları ile ilgili dinleyicilerimize neler söylersin? Elbette. Elektromanyetik fırlatma sistemleri son zamanlarda aslında kelimenin tam manasıyla ülke gündemimize oturdu. Bu sistemler aslında sadece ülkemizin değil, dünyada da oldukça fazla konuşulan, çalışılan, tartışılan sistemler. Elektromanyetik fırlatma sistemleri her ne kadar yeni ortaya atılmış bir fikir olmasa da henüz olgunluk evresine ulaşamamış sistemler. Bu sistemlerin kullanım alanlarından tutun, alt sistemlerin kapasitelerine kadar çokça konuşulan mevzular var. Özet olarak elektromanyetik fırlatma sistemlerinin fırlatmak istediğiniz unsuru klasik barutlu sistemlerden farklı olarak kimyasal enerji yerine elektrik enerjisi kullanarak sevk eden elektromekanik sistemler olduğunu söyleyebiliriz. Burada fırlatılacak şeyi aslında sizin isterleriniz belirliyor. Bu bir penetratör de olabilir, uzaya gönderilecek herhangi bir faydalı yük de olabilir. Bu teknolojilerin tabii muharip kullanımları hep konuşuluyor. Değerlendiriliyor ama mesela üzerinde çok durulmayan bir uzaya erişim meselesi var. Ki şahsi kanaatimdir en az diğerleri kadar önem arz ediyor bu mesele. Özellikle işte günümüzde fırlatma maliyetlerinin düşürülmesi için tekrar kullanılabilir fırlatma sistemleri alanında çalışmalar yürütüldüğü, DARPA'nın savaş uçaklarından düşük ağırlıktaki uyduların fırlatılması için çalışmaları olduğu göz önünde bulundurulduğunda belki elektromanyetik fırlatma sistemleri yepyeni ufuklarda aralayabilecektir bizler için. Hatta kısa süre önce Savunma Sanayi Başkanlığımızın da 100 kilogram ve altındaki uyduları 400 kilometre irtifadaki yörüngeye yerleştirebilecek kapasitede mikro uydu fırlatma sistemi geliştirilmesine yönelik üretim, test altyapısı ve fırlatma üssü kurulması yeteneğinin kazanılması için çalışmalar gerçekleştireceğini duyurduğunu düşünürsek belki bu alan da bizim için oldukça ilginç, verimli çalışmalara gebe olabilir. Ancak tabii bunların tamamı da şahsi tasarrufumdur. Peki uzaya erişim alanında maliyetlerin düşürülmesi üzerine çalışmalar yapıldığı sürekli olarak dillendirilmekte. Peki maliyet mevzusuyla ilgili dinleyicilerimize neler söyleyeceksin? Özellikle ben Bahri Mert bu konuyu biraz açmanı rica edeceğim. Tabii elbette. Geride bıraktığımız süreçte uzaya erişimin katı veya sıvı yakıtlı roketlere bağımlı olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir literatür taraması yapacak olursak da kimyasal yanıcıların yüksek maliyetli ve buna karşın düşük verimlilikli olduğunu görmemiz mümkün olacaktır. Hep uzaya erişim mevzusunun sizin de vurgulamış olduğunuz üzere yüksek maliyetli bir mesele olduğundan ve işte burada maliyetlerin düşürülmesi gerektiğinden dert yanılır. Ama aslında olayın biraz ben de soyut kaldığını düşünüyorum burada. Bunu biraz daha somutlaştırmak için şöyle ufak bir maliyet analizi yapabiliriz belki. Yaklaşık olarak 1 kilogramlık bir faydalı yükün yörüngeye yerleştirilme maliyeti 20.000 Amerikan doları tutuyor. Bu bağlamda ülkemizin ilk yerli haberleşme uydusu olan TürkSat 6A'nın ağırlığının ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayi verilerine göre 4.000 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla basit bir bakkal hesabıyla aslında bu boyutta bir uydunun yörüngeye yerleştirilmesi için 80 milyon dolarlık bir maliyet karşınıza çıkıyor. Peki bunu daha da somutlaştıracak olsak nereye varacağız? Yakın gelecekte F-35'in birim maliyetinin 80 milyon dolar mertebesine ineceği açıklandığına göre bu tür bir komünikasyon uydusunun yörüngeye yerleştirilmesi bize bir F-35'in birim maliyetiyle de denk maliyet çıkmasına sebep oluyor. Ancak tabi elektromanyetik fırlatma sistemlerinin de doğrudan doğruya bunun bir alternatif olarak görülmemesi gerekli. Bu tarz işler için belirli dezavantajlar orada da aynı şekilde söz konusu. Örneğin muharip kullanımda büyük bir avantaj olarak görülmesi mümkün olsa da yüksek namlu çıkış hızı bir faydalı yükün nakli söz konusu olduğunda bir dezavantaja dönüşüyor.
Ayrıca yine faydalı yükün boyutları da elektromanyetik fırlatma sistemleri için söz konusu olan bir diğer sorun olarak değerlendirilebilir. Şunu da söylemek lazım elbette. Bu sistemlerin çalışma prensiplerine baktığımız vakit Lorentz kuvveti olarak da bilinen bir fizik fenomeninden yararlanıldığını ve elektrik enerjisinin bu vesileyle kinetik enerjiye çevrildiğini söyleyebiliriz. Atışma aletleri bir hayli ucuz olan bir metot olduğunu söyleyebiliriz elektromanyetik fırlatma sistemlerinin ama hala gelişmekte olan bir teknoloji ve dolayısıyla bu tarz yeni görevlerin atfedilmesi için de henüz erken aşamadalar. Peki ülkenizde elektromanyetik fırlatma sistemi alanında yürütülen çalışmalar diğer projelerle kıyaslandığı zaman proje modeli açısından farklılık arz ediyorlar. Bunu Doğrudur. hani hepimiz Evet. yakından takip edenler biliyorlar. Peki bu konuyla ilgili senin değerlendirmen nedir, Bahri Mert? Bu tarz projelerde farklı bir yaklaşımın proje modelinin benimsendiği aşikar. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de bu konuyla ilgili olarak elektromanyetik fırlatma sistemleri alanında birden fazla kurumun, kuruluşun çalıştığını söyleyerek aynı alanda birden fazla çalışma yapılmasının artık Türkiye'de alışılan bir tutum haline gelmesi gerektiğini söylemişti. Buna sebep olarak da çalışmaların birbirini tetiklediğini ve belki de ilerleyen aşamalarında birbirleriyle entegre olarak yola devam edebildiklerini belirtmişlerdi. Burada gerçekleştirilen söz konusu birden fazla çalışmaya da programın ilerleyen dakikalarına bilhassa değiniriz diye düşünüyorum. Peki klasik barutlu sistemlerle elektromanyetik fırlatma sistemleri karşılaştırıldığında nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Dolayısıyla elektromanyetik fırlatma sistemlerinin sundukları avantajları da merak ediyorum Evet. ben. Bununla ilgili değerlendirmen nedir? Klasik barutlu sistemlerle karşılaştırıldığında elektromanyetik fırlatma sistemlerinin patlayıcı gerektirmemesi, kullanmaması dolayısıyla bir nakliye ve depolama kolaylığı olduğunu söyleyebiliyoruz. Ayrıca yüksek namlu çıkış hızları az önce bahsetmiş olduğum üzere elektromanyetik fırlatma sistemlerinin mühimmatı hedefle buluşturma süresinde oldukça kısa olmasına olanak tanıyor. Yine bu yüksek kinetik enerji dolayısıyla hedefleri bir patlayıcı yerine mühimmatın enerjisiyle imha etmek de mümkün olabiliyor. Aynen şu anda sahada hala aktif olarak kullanılmakta olan işte sabot mühimmatlar gibi. Ancak tabii söz konusu yüksek namlu çıkış hızları da aynı zamanda belirli dezavantajları beraberine getiriyor az önce değindiğim üzere. Elektromanyetik fırlatma sistemlerinin yeni ortaya çıkan bir konsept olmadığına değindin sen Evet, de. doğru. Peki bu sistemlerin erken dönem örnekleri ve günümüzde muharip alandaki potansiyellerini dinleyicilerimiz için anlatabilir misin? Tabii bu konuda Kaliforniya Politeknik Üniversitesi'nden yayınlanan bir makaleye göre 2. Dünya Savaşı'na kadar olan zaman diliminde elektromanyetik fırlatma sistemleri ile ilgili tamı tamına 45 patent yayınlandı. Ayrıca yine aynı yayında elektromanyetik fırlatma sistemlerinin erken dönem örneklerinden bir tanesi olarak 1901 yılında geliştirilen Patton Electric Cannon gösteriliyor. Amerikan Silahlı Kuvvetleri ise kullanılabilir bir silah sistemi olarak elektromanyetik fırlatma sistemleri üzerine çalışmalarına 1970'li yılların sonlarına doğru başladı. Muharip amaçlı kullanım alanlarına baktığımız vakit deniz kuvvetlerince bu sistemlerin suüstü platformlarından kullanılabileceği, karakonuşlu olarak kullanılabileceği, hava ve füze savunma görevlerini icra edebileceği, topçu birlikçelerince kullanılabileceği ve bunun gibi değişik pek çok görevi yerine getirebileceği değerlendiriliyor. Tabii bu sistemlerin sahada aktif kullanımları platformların sadece silahlarını değil tasarımlarını da doğrudan doğruya etkileyecektir eğer çalışmalar başarıya ulaşırsa. Bu alanda faaliyet göstermekte olan ülkelere baktığımız vakit ise Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti gibi ülkeleri görüyoruz. Elbette saymış olduğumuz ülkelerin projeleri farklı aşamalarda ve farklı proje modelleriyle yürütülüyor. Örneğin geçen sene düzenlenen bir etkinlikte Almanya ile Fransa'nın elektromanyetik fırlatma sistemleri alanında bir işbirliği gerçekleştirdikleri açıklanmıştı. Amerikan Deniz Kuvvetleri geliştirilecek uzun menzilli sistemlerin hem satıhtan satığa hem de satıhtan havaya devrimsel nitelikte işler çıkabileceğini düşünerek bu alana ciddi kaynak ayırıyor. Ancak odaklanılan konulara bakıldığında daha ne kadar üzerine çalışılması gereken bir teknoloji olduğu da daha rahat görülebiliyor aslında elektromanyetik fırlatma sistemlerinin. Zira Amerika'da çalışmalar sadece teknoloji sistem geliştirme şeklinde değil, aynı zamanda metalürji boyutunda da ilerliyor. Bu tarz sistemlerde materyal bazlı bir yorgunluk oldukça tehlikeli sonuçlara yol açma potansiyeline sahip.
Şu anda sistem bazında da Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen birden fazla proje mevcut. Alanı yakinen takip edenler zannediyorum ki aşinadırlar. Elektromanyetik fırlatma sistemleri railgun, yani raylı silah olarak da tabir ediliyorlar. Buradaki ray tabiri sistemin gerçekten de raylarının ve bir de bu rayların arasında devreyi tamamlayan bir parçanın olmasından geliyor. Amerika'da dahil olmak üzere az önce dediğim gibi bu geliştirme çalışmalarında karşılaşılan en büyük problemlerden bir tanesi yapısal bütünlük. Son dönemde kaydedilen mesafe ile her ne kadar bu raylarda derin yarıkların, çatlakların oluşumunun önüne geçilmişse de hala ciddi bir yıpranma söz konusu. Ve bu mesele daha çok su kaldıracak gibi görünüyor en azından metalürjik bağlamda. Bu mühimmatların tabii bir de güdümlenmesi meselesi var. Bu daha keza üzerinde çok emek harcanması gereken bir başka saha. Elektromanyetik fırlatma sistemlerinin geneliği için konuşacak olursak, elektromanyetik alanın dışında aynı zamanda bu sistemler genel olarak 2 kilometre bölü saniye hızın üstünde namlu çıkış hızına sahipler. Bu da belirli yerlerde avantajı olduğu gibi işte güdüm alanında da yine bir dezavantajı getiriyor. Güdüm teknolojilerinde işte örneğin bugüne kadar kullanılan GPS güdüm sistemleri en fazla bu hızın üçte birlik bir kısmına kadar olan namlu çıkış hızlarında kullanıldılar. Dolayısıyla böyle bir enerjiyle güdüm sistemlerinin nasıl başa çıkabileceği ya da çıkıp çıkamayacakları da üzerine düşünülmesi gereken bir mesele. Zira sadece güdüm için kullanılan elektronik sistemler de düşünülmemeli aslında. Bu süratlere ulaşan sistemlerin güdümünü sağlamak için kullanılacak olan kontrol yüzeyleri ve tutunma durumu yine değerlendirmeye açık bir mevzu olarak bizleri bekliyor. Evet, peki ülkemizde yürütülmekte olan elektromanyetik fırlatma sistemi projelerinin için neler söylersin, neler aktarırsın? Tabii Türkiye'de çalışmalar Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in işaret etmiş olduğu üzere birkaç elden eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bu çalışmalardan bir tanesi bizim de burada ağırladığımız Anadolu Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri AŞ tarafından yürütülüyor. Fazıl Bey'le de burada elektromanyetik fırlatma sistemleri üzerine bir hayli konuşmuştuk. Savunma Sanayi Başkanlığı ile firma arasında 25 Mayıs 2018'de bir sözleşme imzalanmıştı ve bu sözleşme kapsamında daha önceden geliştirilmiş olan prototiplerle benzer özelliklerde bir adet saha prototipinin tedarik edilmesi kararlaştırılmıştı. Proje isterleri arasında 900 metre bölü saniye namlu çıkış hızı ve 100 kilojül namlu çıkış enerjisi bulunan bu sistemin kabul faaliyetleri de halihazırda tamamlanmış durumda. Şahi 209 adı verilen elektromanyetik fırlatma sistemindeki Şahi kısmı tahmin edilebileceği üzere Fatih Sultan Mehmet'in Şahi ismindeki toplarından. 209 ise aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluş tarihi olarak da kabul edilen aslen Metehan'ın tahta çıktığı M.Ö. 209 yılında geliyor. Bir diğer proje ise TÜBİTAK tarafından yürütülüyor. Sapan adı verilen ve geliştirme çalışmaları hala devam etmekte olan bu elektromanyetik fırlatma sistemi projesinde ise 100 kilojül ve 400 kilojül depolama enerjisine sahip iki ön prototip üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Projenin Nisan 2019'da tamamlanması planlanıyor. Projede hedef 2040 metre bölü saniye namlu çıkış hızı ve 1 megajül namlu çıkış enerjisine sahip mühimmat fırlatabilen bir silah sisteminin geliştirilmesi. Diğer bir çalışma ise Aselsan tarafından yürütülüyor. Aselsan'ın şirket öz kaynaklarını da dahil ederek yürütmekte olduğu projesinde ise çalışmalar halen devam etmekte olup 2040 metre bölü saniye çıkış hızıyla 2 megajül namlu çıkış enerjisine sahip mühimmat fırlatabilen bir silah sisteminin geliştirilmesi arzulanıyor. Proje çerçevesinde 30 Mayıs 2018'de 2,5 megajül depolama ve 250 kilojül çıkış enerjisine sahip bir sistemin gösterimi de gerçekleştirilmişti. Tufan isimdeki bu elektromanyetik fırlatma sistemine ait oldukça ufuk açıcı nitelikte konseptlerde İDEF 17 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda ziyaretçilerin ilgisine sunulmuştu. Peki elektromanyetik fırlatma sistemleri ile ilgili verdiğim bütün bu bilgilerin ardından Bahmer senden alanla ilgili son bir genel değerlendirme Tabii. rica edeceğim. Dinleyicilerimize neler aktarırsın? Elektromanyetik fırlatma sistemleri gerçek manada muharebe sahasının çehresini değiştirme potansiyeli taşıyan sistemler. Ancak henüz teknolojik olgunluk seviyelerine ulaşmış değiller. Her ne kadar yeni ortaya çıkmış bir kavram veya konsept olmasalar da hala üzerlerinde oldukça ciddi emek harcanması gerekiyor. Fakat bu konuda herhangi bir karamsarlık oluşturacak durumda söz konusu değil şahsi kanaatime göre. Zira barutlu sistemlerin gelişimine bakacak olursak barutun icadı ve modern dumansız barutun icadı arasındaki zaman farkı ve her ikisinin de muharebe sahasını etkisi altına alma süresi burada aslında hızlı bir gelişim sergilendiğini düşündü bana. Elbette bu durum üzerinde içinde yaşadığımız bilgi çağı ve bilgi toplumunda etkisi bir hayli büyüktür diye tahmin ediyorum. Böylesine gelecek vadeden bir alanda Türkiye'nin
teknolojiyi dünyanın önünde gelen diğer ülkelerle birlikte takip ediyor olması ise mutluluk verici bir durum elbette. Üzerinde hususiyetle durulan tam bağımsız bir milli savunma sanayisinin kurulmasında ne kadar kararlı olunduğunu görebilmek açısından da güzel bir örnek elektromanyetik fırlatma sistemleri. Aslında muharebe sahasında günümüzde yaşanan elektriğe yönelimin sadece elektromanyetik fırlatma sistemleri özelinde kalacağını da düşünmüyorum. Kısa ve orta vadede tahrik sistemleri açısından da elektrik enerjisinden daha fazla yararlanılacağını düşünmemize yol açacak pek çok emare mevcut. Özellikle sessizlikleri, ısıl izlerinin düşüklüğü gibi avantajlarıyla geleceğin muharebe sahasında elektrik enerjisinin yerini çok daha derinleşeceğini söyleyebiliriz. Peki geleceğin silah teknolojisi olarak değerlendirilen sistemlerden bir tanesi de lazer sistemleri. Bu sistemlerin sahip oldukları potansiyel ve çeşitli dünya ülkelerince gerçekleştirilen çalışmalar hakkında dinleyicilerimize ve elbette bize neler aktarırsın? Lazer sistemleri de elektromanyetik fırlatma sistemleriyle birlikte gündemde olan bir diğer önemli konu aslında. Lazerlerin olgunluk açısından elektromanyetik fırlatma sistemlerine nazaran bir adım önde olduğunu söylesem sanırım başım ağrımaz. Belirli alanlarda bu sistemleri artık operasyonel olarak kullanmak mümkün. Ki Amerikan Deniz Kuvvetleri USS Ponce ile lazer sistemini sahaya sürmüştü bir vakit. Evet. İlk duyurulduğunda kulağa uzay teknolojisi gibi gelen bu sistemlerin elbette hala geliştirilmesi gereken belirli alt kırılımları var. Aynı zamanda da hızları, esneklikleri, hassaslıkları ve düşük atış maliyetleri dolayısıyla pek çok da fırsat sunuyorlar kullanıcılarını. Geçtiğimiz dönemde kara, deniz ve hava konuşlu çeşitli konseptlerde bu sistemler denenmişlerdi. Ancak tabii zaman içerisinde lazer teknolojisinde gelişmeler yaşandı. Bunlar sayesinde artık lazerlerle ilgili daha esnek düşünebilir hale geldik. Kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nce bir özel sektör firmasıyla AH-64 Apache helikopterlerine lazer sistem entegrasyonu gerçekleştirilmişti ve bu helikopter kuş uçuşu 1,5 kilometre uzaktaki bir kara hedefini başarıyla vurmuştu. Ayrıca zaten bir 747'ye entegre edilen lazer sistemi daha sonrasında gerçekçi bulunmaması sebebiyle programın iptali gibi mevzular var ama bunlara çok girmemek gerekiyor programı dağıtmamak için zannediyorum. Kısa süre önce yaşanan bir diğer önemli gelişme de Amerikan Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ile bir Amerikan yine özel şirket arasında savaş uçağına entegre edilebilecek bir fiber lazer sisteminin tasarım, geliştirme ve üretimi için 26,3 milyon dolarlık sözleşme imzalanması olmuştu. Ki bu proje kapsamında da 2021 gibi artık testlerin yapılması planlanıyor. Ama tabii buradaki lazer sisteminin daha ziyade yani ön planda olan kısmının öz savunma olduğunu söyleyebiliriz. Amerika dışında da elbette çokça çalışılan bir teknoloji lazer sistemleri. Örneğin Avrupa'da çalışılıyor, Rusya'da çalışılıyor, Güney Kore'de yine çalışılıyor, Çin'de çalışılıyor. Hatta Çin galiba biraz işin artık fantezi boyutuna kaçıp piyade tüfeklerine kadar lazer sistemlerini indirgeyecek çalışmalar yürütüyor. Bu bir duyum mu yoksa var Yok mı yok hayır, yani haberlerde uygulamada? yansımıştı. Ama tabii lazer sistemlerin hala belirli handikapları da var. Yani bir piyade tüfeğiyle denk bir öldürücülüğe sahip olması için daha bir hayli yol kat etmesi gerekiyor bu sistemlerin. Şöyle merak ettim, fantezi olarak değerlendirdiğin için yani zor Evet. bir durum mu? Zor bir durum. Bir de maliyet etkinlik mevzusu var. Yani bu tarz bir sistemi geliştiriyor olmak size elinizdeki mevcut sistemlere nazaran nasıl bir avantaj sağlayacak ve ayırmış olduğunuz Ar-Ge bütçesi buna değecek mi? Mesele burada. Ve şu an için henüz işte sektör içerisinde kullanılan tabirle bu sistemlerin piyade tüfeği olarak kullanılması feasible değil. Ama önümüzdeki süreçte elbette feasible hale getirilebilir. Anladım. Çok ince hesaplar Tabii gerekiyor. elbette. Devam edecek misin peki? Yok hayır bu kadar. O zaman son olarak yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru geliyoruz. Türkiye'de de Savunma Sanayi Başkanlığımız öncülüğünde bu alanda çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Elbette hepimiz merak ediyoruz. Bu projelerin kapsamlarını ve son durumlarıyla ilgili bizlere neler aktaracaksın Bahri Mert? Türkiye'deki projelere bir genel olarak bakacak olursak burada yine elektromanyetik fırlatma sistemlerine benzer şekilde birkaç farklı projenin eş zamanlı yürütüldüğünü görüyoruz. Burada doğrudan kamu çatısı altında veya vakıf şirketleriyle gidildiği gibi özel sektöründe alana bir dahli söz konusu. Ki zaten bu mevzu bahis özel sektör firmamızla da bu program dahilinde bir özel görüşmemiz oldu. İnşallah bir aksilik olmazsa kısa süre içerisinde onlarla da burada oturup sohbet ederiz diye umuyorum.
Burada bir yüksek güçlü lazer sistem projesi var öncelikle. Çok fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyorum proje özelinde, ancak yüksek güçlü lazer projesinde oldukça ciddi bir mali kaynak bulunduğunu söyleyebiliriz. Projenin hızlandırılması için mümkün olduğunca rafta hazır ürün kullanımı gerçekleştirilmesi ve daha sonrasında da bu ürünün bu alınan rafta hazır ürünlerin daha doğrusu yerleştirilmesi şeklinde bir proje modeli benimsendi. Kısa süre içerisinde bu projenin tamamlanması planlanıyor. Peki Buyurun. süreyle ilgili tahmini bir şey var mı? Kısa bir süre dedin ama. Tahmini değil, yani süresi de açık da açıkçası burada dillendirmek ne kadar doğru olur onu Anladım. bilemedim. Tamam, peki. Ama çok kısa bir süre içerisinde, yani oldukça kısa bir süre. Bu sistemde 4x5 şeklinde 20 kW'lık bir güç kaynağı istendi. 1500 metre mesafede 20 metre bölü saniye hızla ilerleyen bir hedefi etkisiz hale getirebilecek kabiliyetli bir sistemin bu projeyle geliştirilmesi planlanıyor. Yine yüksek güçlü lazer sistem projesi kapsamında alt iş paketi olarak tanımlanan ve TÜBİTAK sorumluluğunda yürütülen bir başka lazer çalışması daha mevcut. Onda da 1,25 kW gücünde bir lazer sisteminin geliştirilmesi hedeflenmişti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in sosyal medya hesabından 5 Temmuz'da bu projenin test görüntülerini yayımladığını gördük. Görüntülerde de birisi 1,25 kW ve diğeri de 20 kW gücünde 2 adet lazer sistemi yer almaktaydı ve testlerde 22 mm'lik bir gemi zırhının başarıyla delindiği açıklandı. Yine bir başka proje ise Aselsan tarafından yürütülüyor bu alanda. 1 kW'lık bir lazer bu proje kapsamında Amazon aracına entegre edildi ve 6 Haziran'da da bu sistemli bir gösterim gerçekleştirildi. Bu testte de branda, mutfak tüpü, yangın tüpü ve drone gibi hedeflerin imhası başarıyla gerçekleştirildi. Yine bir de az önce bahsettiğim bir özel sektör firmamızın bu alanda öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği çalışması mevcut. Onlar da 1,5 kW'lık bir lazeri geliştirdiler. Hatta bu proje vesilesiyle başka özel sektör firmalarıyla çeşitli yeni işbirliklerine de imza atma olanağı elde ettiler. Genel olarak Türkiye'deki çalışmalar bu şekilde. Aslında lazer sistemlerinin handikaplarına değinmedik. Onunla ilgili de bir tane basit örnek vermek istiyorum. Çok Lazer kısa olursa tabii sevinirim. lazer sistemleri en nihayetinde elektrooptik bir sistemle oluşturuldukları için örneğin iklim koşullarına oldukça hassaslar. Dolayısıyla hiçbir sistemi, yani elektromanyetik sistemlerden zaten ayrıntılı bahsettik. Buna da girmişken mükemmel göstermemek açısından bunu da böyle bir parantez olarak belirtme ihtiyacı hissettim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Bu ol. arada sayende ülkemizde de yine önemli gelişmelerin olduğunu, olumlu, iyi anlamda gelişmelerin olduğunu öğrenmiş olduk Ben bu teşekkür ederim. teknolojilerle Sağ ol. ilgili. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyosunda Seyri Savunma programının sonuna geldik. Programı hazırlayan Murat Öztan, teknik yönetimde Engin Erkan, mikrofonda ben Esra Ömeroğlu ve stüdyoda konuğum Hard TV editörü Sayın Bahri Mert Demirer'le birlikteydik. Tekrar görüşünceye kadar hepinize hoşça ve sağlıkla kalın diyeceğiz ama programı kapatırken tekrar hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle, ailelerinizle güzel bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyoruz. Lütfen sağlıklı ve mutlu kalın. Her geçen gün artan kabiliyetiyle milli savunma sanayinde yerli ve milli projeler büyüyen, gelişen, heyecanlandıran ve gururlandıran tüm savunma sanayi projeleri bu programda konuşuluyor. Seyri Savunma.